Sevgili dostlar, insanları deizme iten bazı sorular araştırma konusu olmuş. Bu sorular arasında gözüme çarpan şöyle bir soru vardı. Allah'ın ihtiyacı yokken bizi niçin test etmekte? Şimdi bunun cevabını düşünürken aklıma bazı sorular geldi. Onlar da şunlar. Yani Allah melek denilen sabit makamlı bir varlık yaratmış. Bu sabit makamlı varlık zaten var. Fakat tabii çeşitli mücadele ve mücahedelerle çeşitli derecelere yükselecek ve çeşitli derekelere de düşecek bir varlık yaratmayı murad etmiş ve insan denilen varlığı yaratıyor. Şimdi insan denilen varlığı yarattıktan sonra çeşitli derecelere yükselip düşecek bir varlık yarattığı için de onu çeşitli yönlerden teste tabi tutmuş. Ha buna ne ihtiyaç var sorusuna geldiğimizde Allah'ın elbette ki hiçbir şeye ihtiyacı yok. Hatta insanı test etmeye bile elbette ihtiyacı yok. Ama şöyle düşünelim meseleyi. Ressamlığa kabiliyeti olan bir ressam, resim yaparken neyi çizeceğini elbette biliyor. Ve bunu bildiği halde tutuyor, bir tuvalin karşısına geçiyor, resmini çiziyor. Bildiği halde niye onu çiziyor? Çünkü Cenab-ı Hak kendisini tarif etmek için insana şöyle bir duygu vermiş. Yani görmek ve görmek isteme duygusu. Birincisi kendi sanatını, resmini çizerek bizzatihi o sanatkar gözüyle çizdiği resme baksın, nasıl çizdiğini kendisi bir görsün. Bunu istiyor. Bir de ikincisi bir başkalarına bunu resim sergisi açarak da göstermesini istiyor. Onun için çizer. Yoksa yani bir ressam ne çizeceğini bildiği halde resmi gene de çizer. Şimdi Cenab-ı Hak da kulunun hangi derekeye veya dereceye düşeceğini ya da çıkacağını elbette ki biliyor. Ama bunu hem bizzatihi kendisi görmek istiyor. Yani bir kuvve olan bir şeyi bir fiil olarak ortaya çıktığında görmek istiyor. Ve bunu da bir başkalarına göstermek istiyor. Belki bu hikmete binaen böyle bir varlık yaratmayı Cenab-ı Hak murat etmiş. Tabii çeşitli imtihanlara tabi tutmuş. Peki insanlar bu sınav neticesinde kimisi mesela cehenneme düşüyor, kimisi cennete gidiyor. Tabii cehenneme giden insanlara zulüm olmaz mı? Yani yazık olmaz mı? Hem de çoğunluk belki de cehenneme gidecek diye bir soru da akla gelebilir. Bu sorunun da cevabını şöyle verebiliriz. Mesela bunun için bir hurma çekirdeğini örnek verelim. Hurma çekirdeği belki bir kuruştur fiyatı, ücret olarak. 100 tane hurma çekirdeğini düşündüğümüz zaman 100 kuruş yapar. Yani 1 tek lira. Halbuki bir hurma ağacı 1000 lira değerindedir. Bir çiftçiyi düşünün. Çiftçi tarlaya hurma ekti. Bunlardan 80 tanesi tarlada çürüdü. Ama 20 tanesi de hurma ağacı oldu. Tarla sahibi zararda mı yoksa kârda mı? Elbette ki kârda. Niye? Çünkü 1 liralık hurma çekirdeği vardı elinde. Bunun 80 tanesi çürüdüğü için 80 kuruş zarar etmiş oldu. Ama 20 tanesi bittiği için, 20 tanesi hurma ağacı olduğu için biner liradan 20 bin lira kazanmış oldu. 80 kuruşu kaybedip 20 bin lira kazanan elbette ki kârdadır. İşte böyle bir imtihanda elbette ki kaybedenler de olacak, elbette ki kazananlar da olacak. Cenab-ı Hak onları imtihana tabi tutuyor. Bu imtihan neticesinde öyle yüksek derecelerde insanlar ortaya çıkıyor ki mesela yüz binlerce peygamber ağaç haline geliyor. Milyonlarca Allah'ın veli dostları meydana geliyor. Ve belki de yani milyarlarca da yani asfiyalar, işte Allah'ın mümin kulları, evliyalar gibi insanlar ortaya çıkıyor. Yani belki sayı itibariyle çok olsalar da ama keyfiyet itibariyle pek önemi olmayan bazı kafirler ve münafıklar da çürüyüp gidiyor. Yanlış tercihlerinden dolayı. Ya da yanlışı tercih etmelerinden dolayı çürüyüp gitmiş oluyor. Milyarları kazanan ama içinde işte keyfiyet itibariyle bir değeri olmayan o kafirler ve münafıklar çürüyüp gitseler de, cehennemlik olsalar da Cenab-ı Hak o hikmetinin gereğince o sevgili kullarının ortaya çıkmasını ne yapıyor? Murad etmiş, bu şekilde onları imtihana teste tabi tutuyor. Dolayısıyla bu yaratılışta kâr üzerine kâr var, asla zarar yok. İşte Cenab-ı Hak da bu hikmete binaen, yani belki çok hikmetleri var ama bir hikmetini burada arz etmeye çalıştık. Bu hikmete binaen insan denilen varlıkları yaratıyor. Şimdi test burada tabii çok önemli bir nokta. Şunun için önemli. Mesela
şeytanın melekler arasında yaşadığı belirtiliyor. Şeytan meleklerin arasında zannedersin ki bu bir melektir. Fakat teste tabi tutulduğunda onun hiç de melek olmadığını, melek kadar masum da olmadığı ortaya çıkmış. Cenab-ı Hak onun karşısında rakip olarak Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yarattığında birdenbire o rekabet duygusuyla Adem Aleyhisselam'a düşmanlık hissiyle davranıyor. Kendisinin tabir caizse belki hafif bir deyimle ne mal olduğu ortaya çıkmış oluyor. Ve o düşmanlık Cenab-ı Hakk'a isyana kadar gidiyor ve hakikaten o çürümüş bir çekirdek hükmünde ortaya çıkmış oluyor. İnsanlar da öyle. Hatta insanın kendisi bile ne olduğunu bilmez. Eğer bir olay karşısında nasıl davranacağını sergilemezse bir insan hakikaten ne olduğunu bilmez. Bir musibet geldiğinde kendisinin nasıl bir insan olduğunu kendisi de bilir, başkaları da bilir, Allah da bilir. Bir efendim bolluk içerisinde nasıl davranacağını hem kendisi bilir, görür, hem çevresindekiler görür, hem de Allah görür. Demek Allah insanı böyle testlerden geçirerek nasıl bir varlık olduğunu bizzat kendisi görüyor. Ve bir başkalarına da, hatta o varlığın yani insanın kendisine de bu durumu göstermiş oluyor. Teşekkür ederim efendim.